Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, 1-7 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, haftanın ilk günü pazartesi günü, ay sizin burcunuzda, ikizler burcunda olacak. Zihinsel olarak son derece hareketlisiniz. Hızlı düşünüp hızlı hareket ediyorsunuz. Aynı anda birçok konuyla ilgilenebilirsiniz. Günlük hayatınızda da iletişim trafiği çok artabilir. Biraz stresli olabilirsiniz, huzursuz olabilirsiniz. Bedensel olarak ve sinirsel olarak buna dikkat edin. Hassas olabileceğinizi unutmayın. Salıdan itibaren ay yengeç burcuna geçiyor. Salı ve çarşamba sizin için daha fazla para konuları öne çıkacak. Para düşünüp para konuşacaksınız. Gelirler, giderler, tabii ki kazançlar, bütçeniz, muhasebe işleri, ödemeler, bazı alışverişler. Bunları genel olarak haftanın salı ve çarşamba günlerinde yapmanız mümkün görünüyor. Perşembeden itibaren ise ay aslan burcuna geçecek. Yakın çevreyle daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız. Bazılarınız için bu komşularla ilişkileri olabilir. Bazılarınız aile üyeleri, kardeşler, akrabalar olabilir. Haber trafiği artabilir. Gidip gelmeler, ziyaretler olabilir. İş hayatında ticari konularda her türlü görüşme, toplantı, anlaşma, yazışma gibi konularda da son derece Perşembe ve Cuma hareketli ve verimli olabilecek günler. Mars da Kova burcunda ilerliyor şu dönemde sevgili ikizler. Sizin için güzel bir pozisyonda. 16 Kasım'a kadar da Mars Kova burcunda olacak. Her türlü eğitsel konuda, düşünsel konuda, kültürel aktivitede, uluslararası işler, ilişkiler, seyahat gibi konularda da Mars'ın önemli yardımları, destekleri var. Motivasyonunuz çok güçleniyor. Hafta sonunda Ay Başak Burcu'nda, bu hafta sonu biraz daha böyle kendi özel hayatınıza yönelmeniz, kişisel güvenliğinizi önemsemeniz, evde zaman geçirmek isteyebilirsiniz, mümkün. Aile üyeleri ve özellikle ebeveynlerle ilgili konularda hafta sonunda belirleyici olabilir. Bir arada olabileceğiniz bazı programlarda yapabilirsiniz. Sevgili ikizler, bu haftanın en önemli gezegen hareketi 5 Ekim'de başlayacak olan Venüs retrosu. Venüs Akrep Burcu'nda ve hafta boyunca artık yavaşlıyor, durgunlaşıyor. 5 Ekim'de de retro sürece başlayacak. Yaklaşık 1,5 yıllık döngülerle Venüs retrosunu yaşıyoruz. Bu sefer Akrep Burcu'nda yaşayacağız bunu. Sizin 6. evinizde başlıyor retro Ekim sonuna kadar. Kasım'ın başlarında da ilk 15 gününde de Terazi burcunda yaşayacağız bu retroyu. 15 Kasım'a kadar 40 gün kadar retro olacak. Venüs öz değer duygumuz, sevgi ilişkilerinde özellikle alıp verme dengesi, sevgi alışverişleriyle alakalı finansal konular, hayatın maddi kavramlarındaki genel denge ve beklentilerimizle de alakalı bunlarla ilgili konulara vurgu yapıyor. 6. evinizde yaşayacaksınız bu Venüs retrosunu. İlişkiler deyince tabii ki 6. eviniz sizin için sevgili ikizler. Özellikle biraz daha iş ortamınız, mesleki konulara ve yaşam alanlarınızdaki paylaşımlara da işaret ediyor. Evcil hayvanlarınıza işaret ediyor ve genel sağlığınıza işaret ediyor. Venüs'te temsil edilen konular özellikle Venüsyen bölgeler, vücudumuzda cinsel bölgeler, böbrekler, Akrep Burcu ile alakalı özellikle bu alanlarda bazı hassasiyetler de artabilir. Kendinize sağlık anlamında da biraz dikkat etmelisiniz. Beslenmenizi genel itibariyle bir gözden geçirebilirsiniz. Bazı belki ertelediğiniz konular olabilir. Gerek iş hayatınız, gerek iş ortamınızdaki ilişkilerle ilgili, bunlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Tabii ki ilişkiler deyince, aşk deyince dürtüsel de davranmamamız gereken bir dönem. Çünkü retro Venüs biraz böyle gerek bizden, gerek çevremizdeki kişilerden kontrol dışı dürtüsel tavırları arttırabilir. Bu da genel dengemizi biraz bozabilir. Sevgili ikizler, Venüs retrosunun genel etkilerini anlattığım bilgilendirici bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Venüs Akrep Burcu'nda retro videomuzu mutlaka izleyiniz. Altına da kişisel yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bunları okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.